Merhaba arkadaşlar. Bugün biz poğaça yapıyor. Kızım bu işi çok güzel yapıyor. Pamuk poğaça diyor. Yapsın da bakalım. Videosunu paylaşacağım. Başla kızım. Bir bardak süt kattı. Bir su bardağı yağ. Su bardağı su, 1,5 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta, bir paket pakmaya, İyiden hepsi birbirine karıştı. Maya eriyene kadar çırptı. Ununu kontrollü bir şekilde katıyor. Sürekli yaptığından ayarını biliyor. Kontrol ederek. Hamuru çok güzel yumurulmalı. Yumurtul diye bırakmamalıyız. Hamuru ne kadar çok yumurulursa o kadar güzel oluyor. Puf puf oluyor. Kızım da hamurla uğraşmayı çok sevdiği için haftada bir defa poğaça yapıyor. Bir şey. Yumuşak mı? Evet. Çok güzel olmuş kızım, eline sağlık. Sılan bu işi güzel yapıyor ya. Bezeler biraz dinlensin. Çok güzel bir hamur olmuş. Şimdi ondan sonra açacak. İki tepsilik hamur çıktı. Sürekli yaptığından eli ayarını ölçmesine gerek yok. Bu şimdi 5-10 dakika
Tepsi maya salacak, kendi peynirini hazırlayana kadar dinlenecek. Dinlendim, çok çabuk açılıyor zaten, çok da fazla açmıyor. Bu şekilde tamamını yapacak. Köy peyniri, yağlı peynir koyuyor içine. Dinlenince oklavaya gerek yok. Eliyle açabiliyoruz. Bu şekilde tamamını bir yapsın. Yumurtayla yağ sürüyor. Yağın üzerine koyacak. Çörek otu ne işe yarıyor? Nazardan. Yiyelim olmuyor diye öyle inanıyor. Sürekli. Çörek otuyla sirkenin olduğu eve nazar değmezmiş. Ölürsün. Kıkacağız. Bunun tepsi mayası geldi. Yumurtanın sarısının içine az bir yağ katıp çırptığımız zaman çok güzel süzülür. Ne zaman pişer? Şimdi fırın ısınsın. Bu önceki biz yaptığını koyarak. Bir an önce bir istekli. Poğaçalar pişti. Çok çok güzel olmuş. Sılamın ellerine sağlık. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. İzlerken beğeni yapmayı unutmayın.